Ankara'da düzenlenen G20 toplantılarının da önemli konukları var. ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün genel direktörü Guy Ryder da o konuklar arasında. Ryder CNNTurk muhabiri Gülşen Coşkun'a konuştu. Gündeminde çalışma hayatında küresel sorunlar, çözümleri ve ard arda gelen maden kazalarıyla gözlerin çevrildiği iş sağlığı ve güvenliği konusu var. En büyük sorun işsizlik. Sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de temel sorun bu. Peki nasıl çözülecek? Başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı G20 kapsamındaki toplantılarda bu sorulara da yanıt aranacak. O toplantıların önemli katılımcılarından Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun genel direktörü Guy Ryder, CNNTurk'e konuştu. Birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsa da ekonomilerin birbirini domino taşı gibi etkilediği küresel ekonomide çarenin nerede aranması gerektiğini anlattı. Ekonomilerin daha hızlı büyümesine ihtiyaç var. 2008 küresel krizinden bu yana küresel ekonomi çok daha yavaş büyüyor geçmişe göre. Bunu artırmanın yolunu bulmalıyız. Yatırım önemli ama iş dünyasında güven az. Yatırım yapmak için fırsatları az görüyorlar. Ama yatırım büyümenin anahtarı. Ryder'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise eşitsizlik. Gelir dağılımı eşitsizliği. İnsanların ceplerinde para yoksa harcayamaz. Bu nedenle ekonomik sorunların temeline bu iki açıdan bakılmalı. Peki ne yapılabilir? Dengeli dağılımı olan vergi politikaları, ücret düzenlemeleri, aynı zamanda sosyal koruma sistemlerinin etkinliği, yani sosyal ve ekonomik politikalar birlikte yürümeli. Ryder'a göre uluslararası işbirliği önemli. G20 ülkelerine de tavsiyeleri var. Kaliteli iş imkanları yaratmak en öncelikli konu. Bu zaten liderlerin hemfikir olduğu bir başlık. Ama asıl soru, bu konuda atılacak adımlar bunu takip edecek mi? Ve maalesef küresel ekonomideki oynaklığı görüyoruz. Örneğin şu sıralar Çin ekonomisinin yavaşlaması konusunda endişeleniyoruz. Finansal piyasalarda neler olduğundan endişeleniyoruz. Ama bence daha çok sürdürülebilir büyüme üzerinde durmalıyız. G20 ülkeleri, uluslararası işbirliği bir çözüm yaratabilir, bir fark yaratabilir. Ve akıllardan silinmeyen Soma ile Ermenek gibi ard arda gelen felaketler. ILO direktörü bir daha aynı acılar yaşanmasın diye neler yapılması gerektiğini anlattı. Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği karnesinin kötü olduğunu kabul etmeliyiz. Kazaların ve ölümlerin seviyesi kabul edilemeyecek kadar yüksek. Endüstriyel dünyadaki en yüksek seviyelerden biri. Evet, doğru düzenlemeleri yapmak çok önemli. Ama sadece bu yeterli değil. Aynı zamanda kazaları önleme kültürü de önemli. Herkesin katılımıyla, yani çalışan, işveren, herkes sorumluluğunu bilmeli, kabul etmeli. Kazalar önlenebilir eğer sorumluluklarınızı yerine getirirseniz. Eğitim, zihniyet, hükümetin kapasitesi hepsi önemli. Bizim de Türkiye ile teknik işbirliği programımız var iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi konusunda. Bu saat dilimini tamamlıyoruz. 1 Ekim'e kadar tatilde olan meclisi AK Parti bugün olağanüstü bir toplantıya çağırdı.